Herkese merhaba. Videoma hoş geldiniz. Eğer ilk kez geliyorsanız ben Buse ve bu videoda sizlere patchwork hırka nasıl örülür onu anlatacağım. Yani yama hırka yapacağız. Hırka kaz ayağı motifi ve sık iğne motifinden oluşuyor. Ördükçe sırtta, önde, kolda ne kadar kare kullanmanız gerektiğini ben anlatacağım sizlere. Bu şekilde Harry Styles hırkasının renklerinden oluşuyor hırka. Elinize kalan iplerle örebilirsiniz, rengarenk örebilirsiniz. Dilerseniz tek renk kontrast iplerle de örülebilir. Bu şekilde bu sırt kısmı, ben sırt kısmını yaptım. Ördükçe bundan da bahsedeceğim sizlere. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoya geçebiliriz. İpim gördüğünüz gibi ince, orta kalınlıkta bir ip. Normalde 4 milimetrelik tığ ile örülebilecek kalınlıkta. Ben 5 milimetre tığ ile öreceğim. Sıkı sıkı örgü olsun istemiyorum. Düğüm yaptım. Ve zincir çekmeye başlıyorum. Toplamda 23 zincir çekeceğim. Zincirimi tamamladım. Kareyi daha büyük veya küçük yapmak tamamen size kalmış. Zincir sayısının aslında çok da bir önemi yok. 23 zinciri çektikten sonra zincirin ben tersine batacağım. Daha düzgün dursun istediğim için. Normal bu şekilde de batabilirsiniz. 23 zincir çektiğim için ve sık iğne yapacağım için 22 ilmeğim olacak. Hemen son ilmekten sonraki ilmeğe batıyorum. İlmek çıkardım ve ikisini ördüm. Sık iğne yaptım. Yanındaki ilmeğe batıyorum. İlmek çıkardım. İkisini ördüm. Sık iğne. Sıra sonuna kadar bu şekilde sık iğne yapacağım. Son iki ilmeğim kaldı. Siz ters kısmına batmayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Çok da bir şey fark etmiyor. Sadece bakın şu alt kısmı daha düzgün duruyor. Dikiş yaparken de daha kolay oluyor. Son sık iğneyi yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum. Bu ipi de bir yandan yürüteceğim. Sonradan uğraşmak istemiyorum. Ve önüme gelen her ilmeğe sık iğne yapacağım. Sık iğne motif bu kadar kolay aslında. Ve bunu ben 26 sıra boyunca tekrar edeceğim. Şu an ikinci sıramdayım. Ve ters kısmındayım örgümün. Bu şekilde 26 sıra devam edeceğim. Motifleri daha büyük, geniş, uzun yapmak size kalmış. Ben kare motifler halinde örüyorum. Dilerseniz dikdörtgen motifler de yapabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyorum. Toplam 26 sıra olana kadar örgüme devam ettim. Ölçüsünü vereyim sizlere. Genişlik 14,5 santim. Yüksekliği de 13,5 santim. Dediğim gibi siz zincir sayısını, ilmek sayısını artırarak veya azaltarak karenin ebatını değiştirebilirsiniz. Bundan turuncu, siyah, kırmızı, sarı ve yeşil renklerle de öreceğim. Toplamda 5 rengimiz var. Bir de kaz ayağı motifimiz olacağı için 6 motif olarak hesaplıyorum. 48 motiften oluşacak hırkamız. Eğer eşit olsun isterseniz her bir renkten, her bir motiften 8 tane örmeniz yeterli olacaktır. Kol kısmında ilmek sayısını ben değiştiriyorum. Oraya gidip bakabilirsiniz dilerseniz. Videonun ilerleyen kısımlarını anlatacağım. 22 ilmekle 8 tane örmeyeceğim. Kol kısmına geldiğimde dediğim gibi ilmek sayısı azalacak. O yüzden o kısımları izleyince renk ayarını istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Mavi hariç diğer renklerle motifleri öreceğiz. Üçgen motif, kaz ayağı motifi ve normal sık iğne motif. Dediğim gibi ben diğer renklerle de öreceğim. Bu şekilde görünüyor. İkinci motifimiz kaz ayağı motifi. Kırmızı ve siyah ipe ihtiyacımız var. Yine bir tane düğüm yapıyorum. Ve 23 zincir çekiyorum.
Eğer daha küçük yapıyorsanız kol için olan kısımlarda ona göre zincir çekebilirsiniz. Bu şekilde diğer motiflerimle aynı boyda olması için 23 zincir çekiyorum. Yirmi üç zinciri çektikten sonra yine tersini çeviriyorum. Düz kısımda da devam edebilirsiniz. Hemen yanındaki ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Onun yanındaki ilmeğe ikili trabzan yapıyorum. Bir tane sık iğne, bir tane ikili trabzan. Tığımın başını doluyorum. Yanındaki ilmeğe batıp ilmek çıkarıyorum. Önce ikisini ördüm, daha sonra ikisini. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir ikili trabzan şeklinde devam ediyorum. Son ilmekten önce sık iğne yaptım. Son ilmeğime sık iğne yapıyorum. İlkini ördüm. İkincisini örerken renk değiştireceğim. Siyah olanı parmağıma doladım ve siyah ile ikili trabzanın ikinci ilmeğini ördüm. Eğer sık iğne ile biterse tek sayı yaptıysanız sık iğne ile bitecektir. Aynı şekilde batıyorum. İki tane ilmek çıkaracağım. Yani bu şekilde ve bunu siyah ile öreceğim. Değişen bir şey yok aslında. Ama benim ikili trabzan da bittiği için ikili trabzan yapıyorum. İlkini kırmızıyla, ikinci ilmeği siyahla örüyorum. Böylece rengimi değiştirmiş oldum. Bir tane de düğüm yapıyorum sıkılamak için. Hatta bir iki tane de daha düğüm atabilirsiniz bu şekilde. Şimdi siyah ipimdeyken bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Kırmızı ipi yürüteceğim bu sırada. En son ikili trabzanla bitirdiğim için sık iğne ile başlayacağım. Siz sık iğne ile bitirdiyseniz iki zincir çekip bir zincir çekip ikili trabzanla başlayabilirsiniz. Bir zincirimi yaptım. İkili trabzan üzerine hatta bu ipleri de yürütelim. Bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanında sık iğne görüyorum. Onun üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Onun yanındaki ikili trabzan üzerine bir sık iğne ve tekrar sık iğne üzerine ikili trabzan. Yani sık iğne üzerine ikili trabzan, ikili trabzan üzerine sık iğne şeklinde devam edeceğim. Bu sırada bu şekilde ilerleyecek. Bir yandan da kırmızı ipimi yürütüyorum. Şunları bırakalım. Bu sıra sonuna geldiğimde tekrar renk değiştireceğim ve kırmızıya geçiş yapacağım. Daha sonra siyah rengi yürüteceğim. Şimdi devam ediyorum. Burası örgümün ters kısmı, düz kısmı da bu şekilde. Son iki ilmeğim kaldı. Sık iğnemi yaptım. En son ilmeğimi yine ikili trabzan yapıyorum. İlkini ördüm siyahla. Renk değiştireceğim için kırmızıyı doladım ve ikili trabzanın ikinci ilmeğini kırmızıyla ördüm. Bu şekilde bir zincir. İkili trabzanla bittiği için sık iğneyle başlıyorum. Arkadan bu sefer çünkü düz yüzündeyim şu an. Ters kısım arkada kaldı. Üçüncü sıraya sık iğneyle başlıyorum. Sık iğnenin yanına ikili trabzan yapıyorum. Ve tekrar bakın ikili trabzan gördüğümün üstüne sık iğne.
Sık iğnenin üzerine ikili trabzan. Bu şekilde ördükçe kaz ayağı motifimiz oluşacak. Görünüyor mu? Siyah ve kırmızı olduğu için biraz görünmüyor, net değil. Bu şekilde toplamda 16 sıra olana kadar devam edeceğim. Sizin motifleriniz ne kadar büyükse ona uygun örebilirsiniz. Kol kısmında daha küçük veya sırt kısmında daha büyük yapabilirsiniz. İlerledikçe kol kısmında da göstereceğim sizlere. Bu şekilde 16 sıra devam ediyorum. Sıra sonunda siyah renge geçeceğim. Ve tekrar bir zincirle başlayıp örgümü devam ettireceğim. Son sıramda ve son ilmeğimdeyim. İkili trabzanımı normal yapıyorum. Renk değiştirmiyorum. Toplamda 16 sıra olacak şekilde örmeye devam ettim ve kaz ayağı motifimiz tamamlandı. 14,5 santim genişlik, 13,5 santim de yükseklik. Aynı sık iğne motifinde yaptığımız gibi. Ben bu motiften 2 tane ön kısımda, 2 tane sırt kısmında, birer tane de kolda olmak üzere 6 tane yapıyorum. Daha yoğun görünsün isterseniz istediğiniz kadar bu motifi kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Hırkamız için gerekli olan üçüncü motifimiz üçgen motif. 4 mm'lik tığ ile başlıyorum motifime. Bir tane düğüm yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir, örgümü çevirdim. Bu noktada ters kısımda bir tane sık iğnemi yine yaptım. Aynı noktaya bir sık iğne daha yaparak artış yapıyorum. Bir zincir, örgümü çevirdim. İki tane sık iğnemi örüyorum. İki sık iğneden sonra, yani sıra sonunda aynı noktaya bir sık iğne daha yapıp artış yapıyorum. Bir zincir, örgümü çevirdim. 3 ilmeğe yükseldi şu an sayı. 3 sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonunda aynı noktada bir tane daha yapıp 4'e çıkardım. Bir zincir, örgümü çevirdim. 4 tane sık iğneyi örüp 4. ilmekte bir tane daha sık iğne yapacağım. 4 taneyi yaptım ve bir tane daha. Artık 5 milimetrelik tığa geçiş yapabilirim. Sadece başlangıcı 4 milimetrelere yaptım. Bu şekilde üçgen motifimiz oluşmaya başladı. Zincirden sonra örgümü çevirip önüme gelen bütün sık iğnelere sık iğne yapacağım. Son ilmekte bir tane daha yapıp ilmeğimi 6'ya çıkardım. Bir zincir, örgümü çeviriyorum. Bu şekilde artırarak üçgen motifimizi oluşturacağız. Bir zincir. İlmek sayımız 22 tane olana kadar artışlara devam edeceğiz. 22 ilmek eşittir bizim ön arka kısımda kullanacağımız kareye aynı boyda. Eğer sizin eliniz daha sıkıysa veya bolsa değişebilir. Üçgeni yaptıktan sonra kareyle ölçüp hiza alabilirsiniz. 22 ilmek yerine 24 ilmek veya 20 ilmek olabilir. Ben 22 ilmek olana kadar artışlarıma devam edeceğim.
Son ilmekte de 2 tane sık iğnemi yaptım ve artırmalarım bitti. Üçgenim istediğim uzunluğa gelince bir tane düğüm yaptım ve ipimi kopardım. Şimdi üçgen motifimiz oluştu. Bizim bir motiften toplamda 4 tane ihtiyacımız var. 2 tanesi kollar için, yani bir kol için bir üçgen, diğer kol için bir üçgen. Yaka kısmı için ise 2 tane gerekiyor. Şu şekilde. 13,5 şu esneme payı da olduğu için dikerken ya yani 14 santim bir motif. Yüksekliğine bakalım. Uç kısımdan. Yani yükseklikte 13,5 santim. Benim zaten motiflerimin yüksekliği 13,5 santim, genişliği de 14,5 santim. O yüzden siz de sık iğne ve kaz ayağı motifine de uygun üçgen dikebilirsiniz. 4 tane istediğiniz renkle örebilirsiniz. Ben şu an sarıyla ördüm. Ördüğüm motiflere göre renkler değişecektir. Dediğim gibi 4 tane bu motiften öreceğiz. Lastik örgüye geçerken 4 mm'lik bir tığ kullanacağım. Kullandığınız tığdan 1 veya en azından yarım milimetre daha küçük kullanırsanız lastik daha güzel duracaktır. Alt ve bilek lastiğini kırmızı iple örüyorum. Zincir ile başlayacağım. 16 tane zincir çekeceğim. Lastiğinizin uzunluğu ne kadar olsun isterseniz o kadar zincir çekebilirsiniz. Altı zincirimi yaptım ve yine ben çeviriyorum. Çevirmeden düz bir şekilde sık iğne yapabilirsiniz. Lastiği yarım trabzanla da örebilirsiniz. Çıkardım ve ikisini birlikte ördüm. Sıra sonuna kadar 15 tane sık iğne yapıyorum. Beşinci sık iğnemi de yaptım. Bir zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Lastik örgü yapmak için üst kısımda olan başak modellerin içine batacağım. Yani aslında arka kanadını örmüş olacağım. Normalde sık iğne yapmak isteseydim buradan ikisini birlikte alırdım. Fakat lastik örgü yapacağım için ortasına batıp arkasındaki kanadı alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Yine bakın burada başak modellerimiz görünüyor. Arkasındakine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde lastik örgümüz oluşmuş olacak. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Bir zincir çekeceğim. Örgümü çevireceğim. Ve bu şekilde lastik boyu ne kadar olsun istiyorsam o kadar örmeye devam edeceğim. Son ilmeğime de sık iğnemi yaptım. Bir zincir örgümü çeviriyorum. Yine bakın başak modellerin arkasına batacağım. İki tane bilek lastiği, bir tane de gövdenin alt kısmında olan lastiği ördüm. Bu şekilde esnek bir model. Bileğinizin çevresine sardığınızda tam gelmesi gerekiyor. Bakın. Oldukça esnemeye de müsait lastik örgü olduğu için. Dilerseniz bileğinizin çevresine sararak siz de karar verebilirsiniz. Ama yine de ben ölçüleri vereyim. Normal esneme olmadan. 8 santim yüksekliği. 18 santim de genişliği, uzunluğu yani. Alt lastiği de aynı şekilde ördüm.
16 zincir ile başladım. 15 ilmek ördüm. Dediğim gibi siz lastiği daha uzun yapabilirsiniz veya bilek ve alt lastiği farklı farklı yapabilirsiniz. İki bilek aynı şekilde 18 santim çevresi olacak şekilde böyle. Yüksekliği de 8 santim. İki tane ördüm. Alt lastiği 150 sıra boyunca devam ettirdim. Onun da ölçüsünü vereyim, esneme olmadan. 84 santim örmüşüm. Size de göstereyim şu şekilde. 84 santim. Alt lastiği 150 sıra, bilekteki lastikleri ise 32 sıra boyunca aynı şekilde ördüm. Bunları şimdi hem kola hem de alt kısma dikmeye göstereceğim. Burası kolun bilek kısmı, alt kısmı. Lastiği böyle getirdiğimde bakın kenarlardan boşluk olacak boyutta ördüm. Çünkü bilek biraz daha toplu durduğunda daha güzel duruyor. Yani ben bunu aslında şu şekilde tutturarak dikiş yapacağım. Buralar genişlediği için alt kısım daha böyle düzgün duracak. Ama dikmeden önce şunu yapmayı istiyorum. Alt kısım daha düzgün dursun istediğim için, böyle dikildiğinde daha güzel bir görüntü olsun istediğim için yapacağım. Dilerseniz yapmayabilirsiniz. Normal ördüğünüz tığ ile bir tane düğüm yapın. Alt kısımda motifin sağ köşesinden ipinizi sık iğne ile sabitleyin. Ve sıra boyunca bu sık iğneyi devam ettirin. Dediğim gibi dikildiğinde sanki devamı gibi duracak. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar bilek kısmı için konuşuyorum. Devam edin sık iğne yapmaya. Sık iğneyi devam ettirdim. Dikiş yapacağım için ipimi belli bir uzunlukta kesiyorum. Buraya da düğüm yaparak sabitleyelim. Bu şekilde bir iğne kullanacağım. İpinizin geçebileceği bir iğne kullanabilirsiniz ya da tığ ile dikebilirsiniz. Ben lastikleri iğne ile dikeceğim. Şimdi bunu buna geçireceğim. İğnemi geçirdim. Tersten dikiş yapacağım. Örgümün tersindeyim. Lastik örgüm. Bunun da tersinden dikeceğim. Düz kısmında olduğunuzu anlamak için buradaki ipi baz alabilirsiniz. Sol kısımdaysa düz kısımdasınız. Ya da alttaki sıraya bakabilirsiniz. Bakın ters kısım daha kabarık duruyor. Düz kısım daha düz bir şekilde. Böyle değil, tam tersi. Ters dikiş yapacağım için çevirerek dikeceğim. Böyle toka clips kullanabilirsiniz ya da böyle işaretleyici kullanabilirsiniz. Daha düzgün bir dikiş yapmak için. Diğer ucu sabitliyorum. Çünkü ben eşit yapmadım. Bu ucu da dikerek sabitleyeceğim. İpim zaten kolda şu an sabit. O yüzden direkt karşısına ipimi geçiriyorum ve birbirine bağlayacağım. İpi geçirdikten sonra önden arkaya doğru dikişimi yapmaya devam ediyorum. Dikişi tamamladım. Tersten bu şekilde. Düzden ise bu şekilde görünüyor. Şimdi bilek kısmını tamamladık ve size kolda kullandığım karelerden, ilmeklerden ve ne kadar santim ördüğümden bahsedeceğim. Ben kol kısmında daralan bir kol tercih ettim. Eğer siz orijinalinde olduğu gibi yani Harry Styles sırıkasından bahsediyorum.
Salaş bir kol isterseniz bütün kare sayılarını aynı tutabilir veya 3 sıra, 3 satır yerine 4 yapabilirsiniz. Şimdi üst kısımdan başlamak istiyorum. Bu kısım bizim omuza tutturacağımız kısım. 3 kare. Normalde bizim omuz kısmında 4 kareye ihtiyacımız var. Ben onun yerine üçgen kullanıyorum demiştim. Çünkü daha salaş ve pot duruyor benim için. Siz nasıl isterseniz, dilerseniz 4 kare deneyin ve bir bakın. Belki sizin hoşunuza gidecektir. 3 sıra halinde yaptım, şerit halinde. Bu 3, 6 kareyi gövdede kullandığım gibi 23 zincirle başladım. 22 ilmekle 26 sıra boyunca ördüm. Yani 14,5 genişlik, 13,5 yükseklik olacak şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kareyi bu şekilde yaptıktan sonra dirsek kısmına geliyor bu kısım. Dirsekten sonra bileğe doğru daralan kareler yaptım. Burada dediğim gibi 22 ilmek kullandım. Burada 18 ilmek kullandım. 3 tane kare ördüm. 12,5 santim boyunca devam ettim örmeye. Bilek kısmına geldiğimde ise bakın daha da dar kareler yaptım. Burada ise 14 tane ilmek kullandım. 18, 14 ve bunu da 3 tane yaptım. Kolu daha uzun olsun isterseniz üst tarafta kullandığınız gibi orta şeritte yani dirseğe denk gelen kısımda olan kareleri bir sıra daha yapabilirsiniz. 18 ilmek şeklinde. Yukarıdakiler 13,5 santim. Orta şeritte olan 12,5 santim, altta olan ise 10 santim şeklinde ördüm. Lastiğimiz de 8 santimde ve ben kolu bu şekilde diktiğimde bakın bu şekilde tam kadraja sığmıyor ama daralan bir kol elde etmiş olacağım. Üçgeni ise bakın onu da anlatmak istiyorum. Kolu dikerken üst tarafta omuz kısmında dördüncü kare varmış gibi olacak. Buraya dikeceğim. Alt kısımdan tutturarak devam edeceğim dikmeye. Üst kısma geldiğimde bunu buraya dikeceğim. Bu şekilde. Tabii ki de ters kısımdan. Dilerseniz tığla, dilerseniz de İğneyle dikiş yapabilirsiniz. Bu şekilde çeviriyorum. Ben şimdi iğnemi kırmızı ipliğime geçireceğim ve dikiş yaparken sizlere göstereceğim. İpi iğneme geçirdim. Ucuna bir tane düğüm attım. Bilek kısmından dikiş yapmaya başlıyorum. Karşılıklı iğnemi geçirdim. Başlangıç noktama yine de bir tane düğüm atıyorum. Ve böyle hizalayacağım. Zaten karşılıklı aynı kareler denk geldiği için kolay olacaktır dikmeniz. Ve karşılıklı denk gelen ilmekleri önden arkaya iğnemi geçirerek dikişimi yapacağım. Eğer tığ ile dikmek isterseniz de aynı mantıkla sık iğne veya kayma dikişi yaparak dikebilirsiniz. Ben üçgen kısma kadar bu şekilde devam edeceğim. Omuz kısmına kadar aynı dikişi devam edeceğim. Üçgeni nasıl dikmeniz gerektiğini orada göstereceğim sizlere. En üst açıklığa kadar dikişimi devam ettirdim. Artık üçgeni de buraya sabitleyeceğim. Bunun ters kısmı yine kabarık olan kısım. İç kısımda kalacak şekilde dikişimi yapacağım. Bakın hizaladığımda bu şekilde eşit olması gerekiyor.
Son kareden önceki kareyi biraz böyle açıklık kalana kadar diktim. Şöyle bir iki dikiş daha yapıyorum. Üçgenin alt kısmını, başlangıç kısmını buraya hizaladım ve dikişimi bana bakan tarafını bitireceğim. Daha sonra diğer kısmı dikeceğim. Hizaladım. Ve bu şekilde kolun bir parçasıyla üçgenin bir köşesini dikiyorum. Bakın diğer kısmı dikmiyorum şu an. Bunu uç kısma kadar devam ettiriyorum. Daha sonra ipimi kesip karşı tarafı dikeceğim. Tamamladıktan sonra ipimi kesmeden önce buraya bir iki tane düğüm atıyorum. Daha sonra gizlemekle uğraşmak istemediğim için yürüterek gizleyeceğim. Yine kesmeden önce düğümü yapıyorum. İpimi kestim. Şimdi diğer parçayı dikeceğim. Bakın kolumuzun açıklığı genişlemiş oldu. İpimin ucuna yine düğüm atıyorum. Uç kısımdan sabitleyeceğim. Başlangıç noktama yine de böyle bir tane düğüm atmayı ihmal etmiyorum. Daha sağlam olsun istiyorum. Üçgenin alt kısmını sabitledim ve siyah olan parçayla, yani kolumuzun diğer açıklığıyla dikişimi aynı şekilde devam ettireceğim uç kısma kadar. Dikişini tamamladım. Sanki dört tane kare varmış gibi böyle görünüyor. Alt kısma doğru dediğim gibi azalıyor, daralıyor ve bilek kısmı bu şekilde görünüyor. Düz kısmını çevirelim. Düzden de bu şekilde. Dediğim gibi ben bir tane kazaya motif ekledim. Dilerseniz siz bilek kısmına, dilerseniz üst kısmı ekleyebilirsiniz. Anlattığım ilmek sayılarıyla başladığınızda sıkıntı olmayacaktır. Bu şekilde. Bunu gövdeye birleştirirken hemen gösteriyorum. Üçgen kısım. Burası da kol açıklığı. Üçgenin karşısındaki, yani orta kısımdaki motif omuz çizgisinin ortasına hizalayacak. Burası omuz çizgisi. Ortadaki motif koldaki, yani burayı bu şekilde hizalayacak. Ortalayacağız. Kalan kısımları dikeceğiz. Ve üçgen kısım ise yanda dikiş yapmıştık. Önle sırt kısım için orayı da anlatacağım. Üçgen kısım ise bu ikisini bu şekilde ortalayacak. Dikerken göstereceğim.
Öncesinde size kol ve ön kısımda ne kadar kare kullandığından bahsetmek istiyorum. Bu şekilde sırttan başlayalım. Sırt kısmında 3 tane yatay, 4 tane dikey olmak üzere toplam 12 tane kare kullandım. Boyunu uzatmak isterseniz 4 yerine 5-6 yapabilir veya kareleri dikdörtgen yapabilirsiniz. Ya da 13,5 santim yüksekliğimiz ilmek sayısını artırarak kareleri büyütebilir ve o şekilde de aynı sayılarla haritanızı genişletmiş, büyütmüş, uzatmış olabilirsiniz. 14,5 genişliği, 13,5 santim ise yüksekliğiydi benim ve dediğim gibi 3 sütun halinde kullandım. Daha böyle dökümlü, oversize, geniş dursun isterseniz 3 kare yerine 5 kare kullanabilirsiniz aynı ölçülerde. Tamamen size kalmış. Bu şekilde renkleri de bu şekilde yaptım. Kazaya motifini dilerseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Ön kısma gelelim. Arka tarafla eşit karelerde ördüm. Bakın omuz kısmı burası. Dikiş yaptım. Aynı şekilde diğer tarafta. Renkler de denk gelmeyecek şekilde ördüm. Tamamen göz kararı. Bu şekilde ön kısmımız. Arka kısımda olan ortadaki motifle herhangi bir çalışma yapmayacağız. Bu bizim ense açıklığımız ve boyun açıklığımız için. Sağ ve sol karelerde ön parçalar oluşması için arkada kaç satır yaptıysanız o kadar kare örmeniz gerekiyor ön tarafta. Arka tarafta 4 tane yapmıştım. Ön tarafta da bu şekilde 4 tane yaptım. Sağ ve sol 4'er tane. Ön kısımda ise lastik örgü yapacağım kısım burası. Yine 4 tane toplam kare kullandım. Sağ ve sol sütunlarda bu şekilde alttan 2 kare hizasında iç kısma doğru 2 kare daha yaptım ve toplam 4 tane. 4 sağda, 4 solda, ikişer de önde olmak üzere ön kısımda toplam 12 tane kare kullandım. Arka tarafta 12 kare, ön tarafta toplam 24 kare yaptı. Üçgenler anlattığım gibi V yaka olsun istediğim için alttan 2 kare diktikten sonra üst kısma üçgen diktim ve sağ taraftaki 3. kareye bunu sabitledim. Üstteki 4. karede herhangi bir işlem yapmayacağız. Lastik örgü yaparken burada bir kavis oluşturacak ve bizim V yakamız oluşmuş olacak. Burada herhangi bir çalışmamız olmayacak. Bu şekilde sol taraf için de aynısını yaptım. Omuz kısmında olan kare motifi herhangi bir şekilde çalışma yapmadım. Aşağıda 2 tane kare iç kısma doğru ördüm ve diktim. Bu 2 karenin üzerine de üçgeni dikip yaka oluşması için 3. kareye sabitledim. Kol açıklığı için ise alttan 2 kare boşluk, alttan 2 kare dikerek üstten de 2 kare boşluk bırakacak şekilde kol açıklığını oluşturdum. Bu şekilde görünüyor. Eğer dediğim gibi eğer salaş bir kol isterseniz direkt kolda 3 kare yerine 4 kare yapabilir ve direkt buraya sabitleyebilirsiniz. Üçgen yapmanıza da gerek kalmayacaktır. Ama dediğim gibi ben hoşlanmıyorum o duruştan. Siz deneyebilirsiniz, bakabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim. Zaten karelerimiz aynı büyüklükte olduğu için direkt 4 tane yapıp sabitleyebilirsiniz. Ben ortadaki motifi omuz kısmına sabitleyeceğim ve aşağıdaki üçgeni yan dikiş kısmına sabitleyeceğim. Bu şekilde dikiş yapacağım. Motiflerimiz bu şekilde. Kolda da 12 motif kullandım. 12, 12, 24, 12, 12, 24 ve toplam 48 tane motifim var bu hırka için. 2 tane ön kısımda, birer tane de kollarda olmak üzere
dört tane üçgen motifim var. Lastik kısmını da anlattım. Alt lastiği de buraya dikiş yapacağım. 84 santim ve 150 sıra boyunca örgüye devam ettim. Aynı bilek kısmında yaptığım gibi sıfır olacak şekilde değil, biraz küçük ördüm. Kenarlardan bir 2 santim kadar küçük olacak şekilde. Ve onu da size gösterdiğim gibi alt kısma sabitleyeceğim. Hırkamız şu an bu şekilde görünüyor. Lastiğimi yine ben iğneyle dikeceğim. Ama dikmeden önce lastiğim de burada. Dikmeden önce kolda yaptığım gibi alt kısmına bir sıra kırmızıyla sık iğne gideceğim. Düz kısımda olsun istiyorum sık iğneler. Daha düzgün dursun istiyorum. Düğüm yaptım. Ve alt köşeden sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Ve diğer uç kısma kadar sık iğnemi yapacağım. Daha sonra ise lastiği dikeceğim. Size anlattığım şekilde alt kısmı böyle sık iğnelerle gittim. Bunu yapmayabilirsiniz ama ben daha düzgün durduğunu düşünüyorum. İğneye ipimi geçirdim. Lastik kısmına dikeceğim. Tersten dikeceğim yine. O yüzden örgümün tersini çeviriyorum. Lastiğimin de ters kısmını çevireceğim. Dediğim gibi alt kısmı bakarak anlayabilirsiniz. İp soldaysa düz kısmındasınız. İp sağdaysa bu şekilde ters kısımdasınız. İğnemin bu şekilde iğnemi ipimi geçirdikten sonra ipimin ucuna düğüm attım. Ve alt köşeden dikişimi yapmaya başlıyorum. Bunu iğne yerine tığla da dikebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Kolda gösterdiğim gibi önden arkaya dikişlerimi yapacağım. Bir tane düğüm yapıyorum başlarken. Bu şekilde hizalayarak dikişimi yapacağım. Dediğim gibi ben lastiği sıfıra sıfır yapmadım. Çünkü böyle hırkalarda zaten lastikler genişlemeye müsait oluyor. O yüzden kenarlardan birkaç santim dar olacak şekilde yaptım. Ve böyle genişleterek dikeceğim. Alt lastik dikişini tamamladım. Tersten bu şekilde. Düz kısım ise bu şekilde görünüyor. Gayet güzel oldu. Şimdi ben ön lastiğe geçiş yapacağım kolları dikmeden önce. Çünkü kolları dikince ön lastiği dikmesi, örmesi benim için zor oluyor ağırlık olduğu için. Videonun açıklama kısmında hangi dakikada neyi ördüğümü, neyi gösterdiğimi detaylı bir şekilde yazacağım. Dakikanın üzerine tıklayarak o parta geçiş yapabilirsiniz. Bu şekilde. Şu an aslında bir yelek oldu. Mavi ip ile ön lastiği dikiş yapacağım. Pardon, ön lastiği öreceğim direkt üzerinde. Dilerseniz alt kısımda yaptığımız gibi örüp sonradan dikebilirsiniz. Fakat ben o şekilde hiç örmedim. Takipçilerimden birkaçı bu şekilde yaptığını bana yazmıştı. Siz isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şu an taslağımız bu şekilde görünüyor. Ön lastiği örerken bu şekilde mavi bir ip kullanacağım. Yine 4 mm'lik bir tığ kullanacağım. Normalde 5 kullanıyorum. Lastikleri 1 mm daha küçük tığ ile örüyorum.
Ve bu şekilde 5 tane siyah düğmeye ihtiyacım var. Kenara koyalım. Aynı alt kısımda ve bilek kısmında anlattığım gibi önce çevresini sık iğneyle dolanacağım. Düğüm yapıyorum. Giyildiğinde sağ taraf olan kısım ama şu an şöyle durduğunda sol kısım düz olması için buradan başlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bütün bir çevreyi yaka dahil, ense dahil, diğer uç kısma kadar sık iğneyle dolanacağım. Bir yandan da ipleri yürütüyorum. Sonradan gizlemekle uğraşmamak için. Diğer uç kısmına kadar sık iğnelerime devam ettim. Burada ipimi koparacağım. Bir tane de düğüm yaptım. Tekrar diğer uç noktaya geliyorum. Sık iğnelere başladığım yerden lastik örgüme başlayacağım. Düz olsun istiyorum lastiğim. Yine bir tane düğüm yapıyorum. İlk ilmeğimi kayma dikişiyle sabitledim ipimi. Dokuz tane zincir çektim ve sekiz tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnelerim bitince bu yaptığım sık iğnelerin denk gelenine kayma dikişiyle tutturdum. Bir tane daha kayma dikişi yapıyorum. Bir zincir örgümü çevirdim. Lastik örgü yaparken anlattığım gibi arka kanadını alarak sık iğne yapmaya devam ediyorum. Sekiz tane sık iğnemi yaptım. Bir zincir. Örgümü çeviriyorum. Tekrar uç noktaya kadar sekiz sık iğne yaparak devam ediyorum.
8. sık iğnemi yaptıktan sonra yine buradaki duvara sabitleyeceğim. En son sabitlediğimin yanındaki sık iğnenin ilmeğini battım. İlmek çıkardım ve içinden geçirdim. Kayma dikişi. Bir tane daha kayma dikiş yapıyorum üstteki ilmeğe. Bir zincir örgümü çevirdim. Tekrar iki sıra daha gidip düğme deliği bırakacağım. Şimdi düğme deliği açacağım. Ters kısmındayım. 3 tane ördüm. 2 zincir. 2 tane ilmeği atlayıp hemen diğerine sabit bir şekilde devam ediyorum. Arada 2 zinciri atladığımız 2 ilmek için yaptık. Düğmem burada. Düğmemin geçebileceği genişlikte benim için. Eğer siz daha küçük bir düğme veya daha büyük bir düğme kullanacaksanız ilmek sayısına göre bölmeniz gerekiyor. Başta 2 tane örüp ortada 4 tane bırakabilirsiniz. Size kalmış ilmek sayınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Benim lastiğimin genişliği bu şekilde. Düğmeyi diktiğimde böyle duracak. Siz daha geniş bir lastik isterseniz ona göre ilmek sayınızı artırabilirsiniz. 9 yerine 10 ilmek yapabilirsiniz. Alt kısımda yaptığımız gibi olsun isterseniz bu şekilde duracaktır. Aynı mantıkla devam edebilirsiniz. Şimdi sabitledim. Pardon. Düğme deliğimi açtım. Sabitlerken yine aynı şekilde devam ediyorum. İlmek sayımı hiç değiştirmeyeceğim. 8 ilmeğimi koruyacağım. 3. 4. 5 ve geri kalan 3'ünü de örüyorum. Sekizi tamamladım. Zaten 2 ilmek bırakıp 2 zincir çektiğim için ilmek sayımda bir değişme olmadı. Şöyle de yapabilirsiniz. Yine benimle aynı başlayıp düğmeniz daha büyükse, delik daha büyük olsun istiyorsanız başta benim ördüğüm gibi 3 tane örüp arada yine 2 ilmek bırakıp zincir sayısını 3-4 yapabilirsiniz. Öyle olduğunda geri dönerken aradaki zincir ilmek sayısını artıracağı için bazı ilmekleri atlayarak yine 8 tane sık iğne yaparak devam edebilir ve ilmek sayınızı koruyabilirsiniz. 8 ilmekten sonra en son sabitlediğim yerin üstündeki ilmeğe sabitliyorum ve bir tane daha kayma dikiş yapıyorum. Bu şekilde. 7-8 sıra öreceğim ve tekrar düğme deliği açacağım. Toplam 4 veya 5 tane düğme yeterli oluyor bu hırka için. Siz daha sık isterseniz 3 sıra, 4 sıra örüp tekrar düğme deliği açabilirsiniz. Ben bu şekilde devam edeceğim. Düğme deliğinden sonra 7-8 sıra öreceğim ve tekrar düğme deliği açacağım. Tamamen size kalmış. Bu şekilde devam ediyorum. Bir zincir örgümü çevirdim. Ve 8 tane hırkamın çevresindeki lastiği oluşturdum. Toplamda 5 delik bıraktım bu şekilde. Üçgenin ortasına kadar arada 10'ar santim bırakarak eşit olması için delikleri bıraktım. Ve diğer noktada bitirdim. İpimi kestim. Arkada da gizledim. Bu şekilde mavi lastiğimizi oluşturduk. Yaptığımız üçgen sayesinde de V1 yakamız oldu. Düğmeleri en son dikeceğim. Kolları diktikten sonra daha düzgün hizalamak istiyorum. O yüzden şimdi kol dikmeye geçebiliriz. Hırkamın tersini çevireceğim. Diğer kolu diktim ben bu arada. Bunun da tersini çevirelim. Hırkamızın tersindeyken kolumuz düz olacak.
Bu şekilde düz kısmında. İç kısımdan yerleştiriyorum. Üçgen kısım yan tarafta dikiş yaptığımız yerin ortasını hizalayacak bu şekilde. Onun karşısına denk gelen kolumuzun ortasındaki kare motif ise omuz çizgisini ortalayacak ve bu şekilde hizalayacağız. Üçgen konusunu bir kere daha anlatayım. Kafa karışıklığı olmasın. Üçgen yapmazsanız nasıl olur? Ondan da bahsetmek istiyorum. Şimdi normalde bizim burada kol açıklığı bıraktığımız kısımda toplam ön ve arkada olmak üzere 4 karemiz var. Yani kolumuzun normalde bu 4 kareye eşit olabilecek genişlikte olması gerekiyor. Bu karelerle bu kareler aynı boyutta. O yüzden benim 4 tane bu kareye ihtiyacım var. Fakat ben 4 tane bu kareden yaptığımda kol çok geniş ve benim hoşlanmadığım şekilde pot duruyor. Siz deneyebilirsiniz dediğim gibi. Bu şekilde kolu hizaladığımızda varsayalım ki üçgen yapmadık. Bu şekilde kolumuz 3 kareden oluşuyor. Direkt bakın bu şekilde dikiş yapabilirsiniz. Omuz hizasına bu şekilde bir kol açıklığı bırakarak kolu direkt tutturabilirsiniz üçgen yapmadan. Fakat kol açıklığı bu şekilde olduğunda dar oluyor. Hani biraz daha rahat olsun, içine kazak veya bluz giydiğinde daha rahat giysin istiyorum. O yüzden üçgen eklemem gerekiyor. Bu açıklığı kapatmam için. Yani benim buraya yaptığım üçgen, bakın, buraya tutturduğumuzda tam olacak. Eğer bir kare daha yapsam, yani 4 kare olsa çevresi kolumun, kol açıklığını biraz daha aşağıya doğru uzatmam gerekecek. O da çok fazla büyük olacak benim için. Ve aşağıya doğru daralan bir kol istediğim için bu şekilde üçgen daha kusursuz bir geçiş sağlıyor bence. Dediğim gibi bakın bu şekilde hizalandığında kol açıklığına göre üçgen tamamlayıcı bir parça. Daha dar bir kol yaparsanız üçgene gerek kalmayacaktır. Onu da söylemiş olayım. Şimdi kolumun düz kısmındayım. Hırkamı ters çevirdim. Kolu içeriden yerleştiriyorum. Sabitlemek için bu şekilde toka kullanıyorum ben. Kaymaması için dikiş yaparken. Ortasındaki kareyi bu şekilde omuz dikişinin olduğu yere ortalıyorum. Çevresini böyle dolandığımızda karşısına zaten üçgen denk gelecek. Bu üçgeni de aşağıdaki kenar kısım, yani ön ve sırt kısmın birleştiği dikiş yaptığımız kısım, buraya ortalıyorum. Bakın parçamız eşitlendi. Üçüncü tokayı da şöyle kaymamız için kenara yerleştirdim. Kolu düz taraftan yerleştirdik. Hırkamız ters kısımda. Yani aslında kolumuzu şu an ters kısımda dikiş yapacağımız kısım. Bu sefer tığla dikeceğim. Hem onu da göstermiş olurum. Bir tane düğüm yapıyorum. Omuz kısmından başlayalım dikiş yapmaya. Çizginin, yani dikişin olduğu yerden ilmek çıkardım ve kayma dikişiyle tutturdum. Sık iğneyle de tutturabilirsiniz. Karşılıklı denk gelen ilmeklere batıyorum. İlmek çıkaramadım. Tekrar battım, ilmek çıkardım ve içinden geçirdim. Batıp ilmek çıkarıp sık iğne de yapabilirsiniz. Ya da batıp İlmek çıkarıp içinden geçebilirsiniz. Bu şekilde kolun etrafını dikeceğiz.
İğneyle de dikebilirsiniz. Ben bazı yerlerini iğneyle, bazı yerlerini bu şekilde tığla diktim. Bu şekilde kolun çevresine dolanacağım. Kolun çevresini dolanarak dikişimi tamamladım ve başlangıç yerime kadar geldim. Bir iki tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Benim kanalımda bu hırka ile ilgili 5 tane video var. Kol nasıl dikilir? 2 tane ayrı videoda anlattım. Daha büyük beden ördüğünüzde kolda ne gibi değişiklikler yaparsınız falan hepsini anlattım. Fakat kalitesi bir tık düşük olduğu için bütün detaylarıyla tekrar çekmek istedim. Eğer ki bedeni büyütmek isterseniz, yani kenara dikiş yaptığımız ön ve arka kısmı birleştirdiğimiz kısma ekstra bir parça eklerseniz nasıl yapmanız gerektiğini o videolarda anlatıyorum. İsterseniz bir bakın. Bu şekilde kolumuzu diktik. Dikiş bu şekilde görünüyor. Şimdi benim kadrajı çok sığmadığı için gösteremiyorum ama Instagram hesabımda çok güzel detaylı şekilde askıda ve üzerinde nasıl durduğunu sizlere göstermiş olacağım. Oraya gidip bakabilirsiniz. Bakın dikişimiz bu şekilde. Şimdi artık düğme kısmına gelebiliriz. Ön kısımdayım. Hizalayacağım yaka kısmını. Mavi kısımdan bahsediyorum. Bu şekilde siyah düğmeler kullanacağım. Düğmemin genişliği 2 santim, çevresi 2 santim. Pardon, çapı 2 santim. Bu şekilde siyah düğme kullandım. Dilerseniz renk renkli düğmeler de kullanabilirsiniz. Alt kısımdan dikmeye başlayacağım. Önce bir hiza alalım. İki tarafın lastiği de böyle üst üste gelecek şekilde hiza aldım. İğneme mavi ipliği geçirdim. Ucuna da bir tane düğüm attım. Şimdi bu deliğin karşısına denk gelen yere düğmemi hizalıyorum. Bunun böyle geçeceği nokta. Bunu hizaladıktan sonra daha yakın göstereyim. Arka kısımdan iğnemi geçirdim. Uç kısmında zaten düğüm olduğu için ip gelmeyecektir. Dilerseniz çapraz, dilerseniz de benim yapacağım gibi yanındaki delikten geçirebilirsiniz. Bu şekilde dikiş yaparak düğmeyi tutturacağız. Bu şekilde görünüyor. İpim arkada. İlmekler arasından geçirip birkaç kere dikiş yapıyorum. Ve bir tane de düğüm attım. İpi gizleyeceğim için içinden yürütüyorum. İpimi burada kesebilirim. Düğmemiz dikilmiş oldu. Bunu bu şekilde geçiriyorum. Daha kolay hiza almamı sağlayacak. Üst taraftaki deliklerin karşısında aynı şekilde hiza alıp diğer düğmeleri dikeceğim. Diktikçe ilmekleri yani geçirirseniz düğmeye daha kolay hiza alırsınız. Yine mavi ipimin ucuna bir düğüm atacağım. Ve düğmemi hizalayıp dikişimi yapacağım.
Beş düğmemi de alttan başlayıp diktim V kısmına kadar. Dediğim gibi siz daha sık veya bol aralıklı düğmeler isterseniz ona göre düğme sayısı belirleyebilirsiniz. Bu arada bundan da bahsetmek istiyorum. Bu şekilde üzerine yapışan tüy ve kıllar bu şekilde toplanabilir. Bakın iplerimiz zaten tüylenebildiği için ve benim iki tane kedim olduğu için bunu Instagram'da sürekli paylaşıyorum. Soranlar oluyor. Pet Shop'tan alıyorum ben. Ve bu şekilde hırkanın tüylenmiş kısımlarını toplayabiliyorum. Bunu da söylemiş oldum. Şimdi bu hırka S beden için, M beden için ve L beden için uygun ölçülerde. Zaten hırkanın orijinali oldukça salaş olduğu için hani ben olabildiğince standart ölçüde yapmaya çalıştım. Daha salaş veya daha dar olsun istiyorsanız dediğim gibi kare sayılarını artırabilir ya da direkt olarak ölçüsünü azaltabilirsiniz. 14 yerine 13 santim yapabilirsiniz. Bebekler için de aynı mantıkla örebilirsiniz. Videonun son kısmına ölçülerini yazacağım. Bel, omuz, kol, bilek çevresi gibi. Çünkü kadraja tamamen sığmadığı için gösteremiyorum. Bu şekilde. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve benimle birlikte ördüyseniz sonucu benimle Instagram'dan paylaşabilirsiniz. Ben de seve seve sayfamda sizleri paylaşırım. Eğer kanalımın büyümesinde bana destek olmak isterseniz abone olabilir. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimleri açabilirsiniz. Instagram adresim açıklama kısmında olacak. Oraya gidip hırkanın nasıl durduğuna bakabilirsiniz. Üzerimi duruşunu da paylaşacağım. Askıda duruşunu da paylaşacağım. Bu şekilde hırkamız. Umarım keyifli ve anlaşılır bir video olmuştur. Yine de söylemek istediğiniz, sormak istediğiniz şeyleri yorum olarak aşağıya bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Thank you.